Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda tek start motoru ile sizlere start stop devresi nasıl çizilir detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Kumanda sigortamızı çizdik. Kumanda sigortasından çıkarak öncelikle tek start buton olacağı için start butonunun açık kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Yani burası start butonunun 3 nolu ucu, burası ise 4 nolu ucudur. Start butonundan çıkarak devremizde biz 2 adet röle ve 1 adet de kontaktör kullanacağız. Röller 4 kontak röle kullanıyoruz çünkü 3 tane kontak kullanıyoruz. Kontaktörde ise 2 açık kontak, 2 tane kapalı kontak kullanımından dolayı 4 tane kontak ihtiyacınız vardır. Şimdi biz buradan çıkıyoruz. Öncelikle aradaki kontakları çizmiyorum. A rölesi ve B rölesi çiziyorum. Şöyle şuraya A rölesini çizelim. A rölesi. A rölesinin nötr hattını bağlantısı şimdiden yapalım. 220 volt bobindir rölemiz. Rölemizin A ikisi nötr sabit bağlı. Burası ise A bir ucu. Şimdi buradan bir tane daha kablo çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde hattımızı düz devam ettiriyorum. Buraya ise B rölesini çiziyorum. Yine 220 volt bobindir rölemiz. Rölemizin A ikisi nötr bağlı. Burası ise A bir ucu. Ve bir tane de C kontaktörü vardır. C kontaktörü ise kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyoruz. Bu ise C kontaktörü. C kontaktörümüz de 220 volt bobinli. A iki ucu. A bir ucu. Şimdi start'a bastığımızda zaten sigortayı kaldırıyoruz. C kontaktör çekiyor. Start'a bastığımızda A ve B çekmektedir. Devremizdeki şimdi şuradaki ara kontakları neye göre koyuyoruz? Sizlere detaylı anlatacağız. Bizim önce A rölesi çektiği zaman B rölesini çekmesini istemiyoruz. B rölesi çektiği zaman ise A rölesini çekmesini istemiyoruz. Aynı ileri geri mantığı olduğu gibi. Bu nedenle biz buraya kapalı kontak koyuyoruz. Şuraya bir tane kapalı kontak koyduk. Buraya da kapalı kontak koyduk. B rölesinin kapalı kontağını koyuyoruz. Buraya ise A rölesinin kapalı kontağını koyuyoruz. A rölesi çektiği zaman buradaki kontağını açacak. B rölesi çalışması izin vermeyecektir. B rölesi çektiği zaman ise buradaki kontağı açacak. A rölesinin çekmesi izin vermeyecektir. Bu nedenle birbirlerinin kapalı kontaklarını kullanıyoruz. Şimdi ise sisteme start vermemiz gerekiyor. Aslında ilk enerji verdiğimizde bizim startı C kontaktörü veriyor A rölesine. Şuraya C kontaktörünü kapalı kontağını çiziyoruz. Bu bizim C kontaktörümüz. Ama C kontaktör çekince A rölesi iptal edecek. Bu zaman ne yapıyoruz? Buraya mühürleme devresi yapıyoruz. Aynı mühürlemeyi şöyle alıyoruz. A rölesinin komucuna A rölesinin açık kontağını çıkarak C kontaktörünü şuradaki çıkış ucuna bağlıyoruz ki mühürleme yapalım. Yani burada bir mühürlememiz oluşsun. Yoksa aksi halde sistem çalışmaz. Start'a bastık. Burası kapalı kontak olduğundan dolayı elektrik gerilimi çek... Burayı şu anda daha çizmiyoruz. Mantığını anlatıyorum. Start butonuna bastık. C kontaktör çekmediği için elektrik gerilimi geldi. B rölesi çekili olmadığından dolayı kapalı kontak üzerinden gelerek A rölesini çektirdi. A rölesi çekince bizim C kontaktörün çekmesi gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Biz buraya A rölesinin açık kontağını koyuyoruz. A rölesi çekti. Burasını kapattı. Elektrik gerilimini C kontaktörüne götürdü. Bizim burada C kontaktörüne mühürleme yapmamız gerekiyor. Şuradan şöyle alıyoruz. C kontaktörü açık kontağını şuradan alarak devremizi bu şekilde tamamlattırıyoruz. Gelelim B rölesine. B rölesi ise bizim C kontaktör çıktığında buraya enerji gelmesi gerekiyor. O nedenle şuraya C kontaktör açık kontağını çiziyorum. Şu bizim A'da bunu çizmiyor, yazmayı unutmuşuk. C kontaktör açık kontağını koyduk. Bizim sistemde yine aynı şekilde buradakini mühürlemesi için aynı buradaki mantık. B rölesinin açık kontağını da koyuyoruz. Start'a bastık. C kontaktör çekmiyor. Çünkü burada kontaklar açık.
C kontaktörü çekmiyor. Elektrik girdi, D rölesinin ucuna kadar geldi. Buraya kadar elektrik geldi. Bu kontaktör açık olduğundan dolayı D rölesi çalışmadı. B rölesi kapalı kontaktan çıkarak A rölesi çalıştı. A rölesi çalışınca buradaki kontağını kapattı. Ve buradaki kontağını kapatarak C kontaktörünü çalıştırdı. Peki, bizim burada A rölesi iptal olacak. Biz şu anda burada bir anlık bir mühürleme işlemi yaptık. Şurada anlık bir mühürleme yaptık. Elimiz starttan çektik. Elektrik gelimi olmadığı için mühürleme de iptal oldu. Ama bizim burada ne yaptık? Biz buradaki A rölesini mühürleme yaptığımızdan dolayı C kontaktörü çekmeye devam etmektedir. C kontaktör çekince buradaki kontağını kapattı. Buradaki kontağını açtı. B rölesi çekmiyor. Tekrar bastığımızda ise C kontaktör çektiği için buradaki elektrik gelimi olmuyor. Anlık olarak şuradan elektriği götürerek şu kontaktör üzerinden B rölesi çekiyor. B rölesiyle bu arada mühürleme yapıyor. Çünkü kontaktör diğer dışı bırakıyor ki burası açılıyor. Açılınca mühürleme yapması gerekiyor. Burada kendi mühürleme üzerinden de sistemi devam ettiriyor. C kontaktör durdurması gerekiyor. Onun için ne yapacağız? Şu araya B rölesi kapalı kontağını koyuyoruz. Çünkü B rölesi çektiği an buradaki kontağı açması gerekiyor ki bizim C kontaktörünü devre dışı bıraksın. Mühürlemelerin mantığı bu. Çünkü anlık basıyoruz. Anlık bastığımızda A rölesi devreye giriyor. Ama C kontaktörü çektiği için burada kontağı açıyor. Biz anlık kendi rölesi üzerinden mühürleme yapıyoruz. Aynısı B için de geçerli. C kontaktörü çekili. Bizim anlık olarak elektriği buradan götürdü. B rölesi çekti. B rölesi çekince bizim C kontaktörü iptal olduğundan dolayı buradaki kontağı açıyor çünkü kontağı açınca C kontaktörü iptal oluyor. Bu nedenle de kendi rölesi üzerinden, açık kontak üzerinden mühürleme yapıyor. Bunlar kendi mühürlemeleri. Bu da A rölesi anlık çektiğinden dolayı C kontaktörü kendini burada mühürlüyor. 3 tane mühürlememiz mevcuttur. Sistem bu şekilde çalışıyor. Sizlere uygulama videosunu çektiğim zaman da videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan da uygulamasını da izleyebilirsiniz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.